YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için tam kıvamında nefis bir elmalı tart, elmalı turta tarifini hazırladım. Elma ve tarçanın uyumu ile hamurunun kıyır kıyır olması ile çok lezzetli bir tarif oldu. Hemen birlikte bu güzel elmalı tartımın yapım aşamasına geçelim. Elmalı tartın iç harcı için 5 tane orta boy elma kullanıyorum. 5 orta boy elmamı rendeledim. Üzerine 2 yemek kaşığı toz şeker ve 1 tatlı kaşığı tarçını da ekleyip elmalar suyunu çekene kadar güzelce pişirelim. Elmalar yumuşayıp suyunu çekmeye başladığında ocaktan alalım ve soğumaya bırakalım. Elmalı tartımın hamuru için yoğurma kabına 125 gram oda sıcaklığındaki tereyağını alalım. Üzerine bir yumurtayı da alıp yumurta ve tereyağını güzelce bir kaşık yardımıyla ezelim. Üzerine yarım su bardağı toz şeker, yarım paket kabartma tozu ve toplamda da 2 su bardağı un kullandım. Unumuzu yavaş yavaş kontrollü bir şekilde ekleyelim. Her tarifimde söylediğim gibi kullandığınız un markasına göre değişiklik gösterebilir. O yüzden unu ilave ederken kontrollü olmakta fayda var. Toplamda 2 su bardağı un kullandım. Hamurumuz da yumuşak kıvamlı bir hamur oluyor. Videomun bu kısmına kadar izlediyseniz kanalıma hiçbir ücret ödemeden abone olup destek verirseniz çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınız da benim için çok çok kıymetli. Yoruma da bir emoji bırakırsanız hem videomu izlemiş olduğunuzu anlamış olurum hem de tariflerimin daha çok kişiye ulaşmasını sağlamış olursunuz. Destek veren herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum. Yumuşak kıvamlı bir hamur elde ettikten sonra hamurumuzun üzerini streç filmle kapatalım ve 15 dakika dinlendirelim. Dinlenen hamurdan portakal büyüklüğünde parçalar alalım ve pişirme kağıdı serili 2 tane kağıdın arasında merdane yardımıyla güzelce kalıbımızın boyutunda açalım. Yağlamış olduğum borcama hamurumu yerleştiriyorum. Üzerine de hazırladığım iç harcı boşaltarak her yerine eşit bir şekilde yayıyorum. Kenarda beklettiğimiz hamuru da yine pişirme kağıdı arasında açalım. Daha sonra yıldızlı kurabiye kalıpları ile hamurumdan parçalar alıyorum ve iç harcımın üzerine yerleştiriyorum. Bu şekilde görüntüsü de çok güzel oldu. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında yaklaşık 25-30 dakika pişmeye gönderiyorum. Elmalı tartım çok güzel bir şekilde pişti. Soğuduktan sonra yaklaşık 15 dakika kadar soğuttum ve soğuduktan sonra üzerine bolca pudra şekeri serpiyorum. Gerçekten hamuru kıyır kıyırdı. Kesinlikle bu güzel elmalı tartı denemenizi tavsiye ediyorum. Elmalı tartımız servise hazır. Sizinle içini de göstermek istiyorum. Gerçekten hamuru kıyır kıyır çok güzel oldu. Gönül rahatlığıyla tarifi deneyebilirsiniz. Bugünlük de videomun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başka bir tarifimde, başka bir videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.